Açıkçası ben karamsar olanlardanım. Sektör olarak da eğitim sektöründeyim. Butik bir anaokulum var. Butik bir anaokulu olarak bile ufak tefek işte kırtasiye, hijyen ya da gıda anlamında tedarikte bile sıkıntı yaşıyoruz. Hiç hayatım boyunca hani 36 yaşındayım, hiç bugüne kadar hiç böyle Türkiye olarak tabii ki de hani bu kadar zengin bir ülke değildi. Gitgide daha zengin bir hale geldik, bu bir gerçek ama bundan sonraki günler için bu süreç nasıl devam edecek? Gerçekten ciddi bir soru işareti. Bir taraftan zenginleştik ama bir taraftan da bir fakirleşme de, Şimdi söz yoksullaşma da konusu söz aynen konusu tabii. öyle. O konuda da bir makasa çıktı söz konusu. Aynen. Yani bir belirsizlik söz konusu ve tabii bu insanı karamsarlığa otomatik olarak itiyor maalesef ki. Ama tabii anaokulu olarak küçük ve yani genç jenerasyonla, genç nesille çalışmak ayrı bir umut Umut benim için. bağlamanızı da Evet, sağlıyor. aynen öyle. Aslında okula girdiğim zaman çocuklarla birlikte olmak, onların gözlerinin içine baktığımda, onlarla sohbet ettiğimde gerçekten başka bir dünyaya geçiyorum. Her şeyi unutuyoruz. Aynı zamanda omuzlarımda ciddi bir sorumluluk da hissediyorum bir eğitimci olarak. Çünkü genç nesil kurtaracak dünyamızı ve ülkemizi, dönüştürecek, değiştirecek. Ama tabii okuldan Sonra çıktığımda, okuldan çıktıktan sonra bir gerçek markete dünyaya. uğradığımda, bir Welcome şey to the real sınırlı world. aldığımda, şu anda marketlerde bile hani kendi evime bir şey almak istediğimde bile bir şey sınırlı alıyor olmak beni ciddi anlamda tedirgin ediyor. Ki bu işin herhalde daha belki çok başındayız şu an. Hani bundan sonraki süreç gerçekten nasıl ilerleyecek bilemiyorum ama tabii ki de yani yaşamak da yani bir umut olmalı. Distopik bir dünyaya da gidiyor olabiliriz diyorsunuz aynı Aynen zamanda. öyle. Gelecekten de oldukça umutsuzsunuz. Aynen öyle Evet. maalesef. Peki.